Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inceleme konuğumuz Cable Time'ın 15'i bir arada Type-C Hub'ı. Bununla ne yapıyorsunuz? Öncelikle ondan bahsedeyim. Bunu Type-C aracılığıyla yani şurada gördüğünüz tip C de dediğimiz şu kablo yardımıyla bilgisayar, tablet vesaire öyle cihazlara bağlıyorsunuz. Tabii ki onlar da Type-C portunu kullanması gerekiyor. Bağladıktan sonra işte bilgisayardan devam edelim. Bilgisayarınız için gerekli olan mesela kablolu internet bağlantısını bunun üzerinden, işte görüntü çıkışını bunun üzerinden, Mesela USB bağlantısını bunun üzerinden yapıyorsunuz. Yani tek portu buna göre 15 porta değiştirmiş oluyorsunuz. Biliyorsunuz yeni nesil bilgisayarlarda da portlar az olduğu için bununla o portu çoklamış oluyorsunuz. Olayı çoklamak yani. Şimdi arkadaşlar öncelikle şundan bahsedeyim. Bunun tipini göreceksiniz zaten detaylarda filan. Bununla aşağı yukarı birebir aynı şekilde bazı farklılıklar var. Konuşacağız. Birebir aynı şeklinde diyeyim. Bir tane daha cihaz var. Onda ne var derseniz onun şu üst kapağı açılıyor ve içine SSD takabiliyorsunuz. Bunda o özellik yok. Bendeki SSD'siz model. Onun bir farkı da şu. Bundaki Ethernet gigabit Ethernet arkadaşlar. Ondaki 2.5 gigabitlik Ethernet. Bir de şöyle bir şeyden bahsedeyim. Onu ayırmanız için o da iyi olabilir. Şu ön taraftan baktığınız zaman burada iki tane Type-C portu var. Onda bir tane Type-C portu var. Oradan anlayacaksınız. Böyle 15'e denk getirmişler onu da diyelim. Çünkü onda SSD falan olduğu için buradan bir porta almışlar. O SSD'ye geçirmişler. O da 15'i bir arada olmuş. Bu da 15'i bir arada. Ama söylediğim gibi alacaksanız onu düşünmek daha mantıklı olabilir. Aralarında 20 dolar bir fiyat farkı var ama SSD geliyor. Bir tane Type-C portunun gitmesi çok önemli olmayacaktır. Bir de 2.5 GB'lik port geldiği için bence hani 20 dolara değer diyebilirim. Şimdi arkadaşlar isterseniz bu cihaza bir yakından bakalım. Portlarını falan görelim. Sonra da size böyle deneyimlerimden falan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar cihazın kutu içeriğinden bahsedelim. Sonra da portlara geçelim. Şöyle kullanım kılavuzu var. Hani bağlantı için bazı bilgiler veriyor. Bundaki HDMI ve display portu çıkışlarından bazı farklılıklar var arkadaşlar. Mesela üçünü birden bağlarsanız, iki cihaz bağlarsanız falan değişiyor. Onları yazılı olarak vereceğim zaten konuşacağız da. Onların bilgilerini falan da bulabiliyorsunuz. Port bilgileri vesaire var. Bağlantıyı yapmanız için 10 Gigabit destekli şu Type-C kablosunu da görüyorsunuz. Her Type-C kablosu bu veri aktarım hızını desteklemez. Aklınızda bulunsun. Bu destekliyor tabii ki yoksa bir anlamı kalmaz. Burada da cihazımız var. Full metal gövde arkadaşlar. Hani altı üstü her yeri metal. Çünkü metal olması biraz da ısıyı dağıtması açısından iyi. Çünkü öyle çok çok serin çalışan cihazlar değil. Mesela tüm portları aktif kullanırsanız tabii ki ısınıyor ama bu metal yüzeyde onu dağıttığı için bir sorun yaşamıyorsunuz. Şimdi ön taraftan bakmaya başlayalım. Burada güç portumuz var arkadaşlar. Yani güç tuşumuz var. Bunu güce bağladığımız zaman yani elektriğe bağladığımız zaman buradan basılı tutarak açıyoruz ya da basılı tutarak kapatıyoruz. Burada iki tane USB 3.0 portu var arkadaşlar. Burada SD 40 burada da TF30 portumuz var. Yani Micro SD kart buradan da SD kartı takıp okutabiliyoruz. Şurada kulaklık ve mikrofon combo jack var arkadaşlar. Burada USB Type-A şeklinde zaten görüyorsunuz 3.2 portumuz var. Burada da Type-C tipinde yani şu Type-C portlarımız var. Bunlar da 3.2 destekli. Buradaki portlar 5 Gigabit destekliyor. Buradaki portlar 10 Gigabit destekliyor arkadaşlar. Bunların farkı bu. 5 volt 0.9 amper güç ayarındalar ve dediğim gibi bunlar 10 gigabit'lik port, buradakiler de 5 gigabit'lik port. Bunlar da aynı şekilde 5 volt 0.9 amper şeklinde çalışıyor. Portlarımız bu şekilde ön tarafta. Şimdi arkaya geçeceğiz. Arka tarafa geçmeden son olarak şuradaki LED'den de bahsedelim. Bu da size çalışma durumunu gösteriyor. Beyaz şekilde yanıyor. Şimdi geçelim arka tarafa. Burada da söylediğim gibi bendeki cihazda gigabit port var. SSD'lisini alırsanız 2.5 gigabit'lik Ethernet portu var. Burada USB 2 portu var arkadaşlar. Burada HDMI 2 tane. Burada da DisplayPort var. Bunların üçünden de tek tek kullandığınız zaman 8K 30 FPS ya da 4K 120 FPS görüntü alabiliyorsunuz ama iki monitör, 3 monitör kullandığınız zaman vesaire görüntüler değişiyor. Onların bilgisini vereceğim. Örnek olarak şunu söyleyeyim. Siz yine detaylı incelersiniz. Mesela bu üç portu aynı anda kullanmak istiyorsunuz. O zaman bunların bir tanesinden 4K 60 FPS görüntü alıyorsunuz. Diğer ikisinden de 4K 30 FPS görüntü alıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Dediğim gibi o listeleri incelersiniz. Burada host çıkışı var. Yani buradaki Type-C portuna bu kabloyu bağlıyorsunuz. Bu kablonun diğer ucunda bilgisayara bağlıyorsunuz. Bunun dışındaki diğer yerlerden mesela şu portlardan filan host olarak yani bilgisayarınıza bağlantı olarak kullanamıyorsunuz. Buradan bilgisayarınıza bağlantı yapacaksınız. USB vesaire takacaksanız da o zaman bundan takabilirsiniz. Ama bilgisayarla bağlantıyı buradan yapıyor. Buradan da güç veriyorsunuz. Ben şöyle kullanmak istiyorum derseniz buradan güç vereceğim buradan bilgisayara bağlayacağım yine olmuyor. Buradan sadece güç verip o şekilde bağlantı kuruyorsunuz. Buradan da bilgisayar bağlantısını yapıyorsunuz. Bu totalde 100 wattla çalışıyor arkadaşlar. Yani bu ne demek derseniz şöyle söyleyeyim. Buna 100 wattı veriyorsunuz. 87 wattını bilgisayarınıza aktarabiliyor. 13 wattı da kendi çalışması için kullanıyor. Yani normalde bunun harcayacağı maksimum güç 13 watt ama Buradan giriş olarak verdiğiniz güç maksimum 100 watt olabiliyor. O şekilde bilgisayarınızı ve diğer cihazları çalıştırabiliyorsunuz. Kullandığı güç de üzerine taktığınız portlara göre değişiyor. Hangi portları çok aktif kullanıyorsanız mesela bütün hepsini doldurduğunuzu düşünelim. Tabii ki o zaman 13 watt'a ulaşacaktır. Şurada bir port daha var. O da Kensington kilitli arkadaşlar. Buraya biliyorsunuz bilgisayarları falan kitlemek için böyle çelik kablolar oluyor. Onunla bunu kitleyebiliyorsunuz bir yere. O şekilde kullanmak isterseniz de dediğim gibi oradan kitlersiniz. Şu alt tarafta havalandırma delikleri var ama bu aktif fanla çalışan bir cihaz değil. Pasif soğutma ama ısınmanın size verdiği de bir negatiflik yok. Isındığını söyleyebilirim ama söylediğim gibi ısınma size bir sorun olarak dönmüyor. Ben yine ısı değerlerini falan da göstermeye çalışacağım. Şimdi cihazı detaylandırmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar kutu içeriğinden bahsettik. Giriş çıkış portlarına baktık. Birazcık işi detaylandıralım. Kullanımımdan filan bahsedeyim. Ben bunu daha çok ağırlıklı olarak MacBook Pro'da test ettim. iPad'de kullandım. Kendi bilgisayarımda filan kullandım. Windows'tur, MacOS'tur, işte iPadOS'tur filan hepsinde denemeye çalıştım. Hatta telefonuma yani bu eskiden kullandığım P20 Pro var Huawei'nin ona bile bağladım. Orada da test ettim. Hepsinde mükemmelen çalışıyor ama dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. En önemlisi şu arkadaşlar. Ne dedik? Bu 100 watt gücü destekliyor. Buna 100 wattı veriyorsunuz ama sizin bilgisayarınızın şarj cihazından bahsedeyim. Mesela benim MacBook Pro'nun şarj cihazı 100 watt desteklemiyor. O zaman ne oluyor? Siz buna 100 wattı verememiş oluyorsunuz. Bundan bilgisayarınıza da yeterli güç gitmiyor. Bilgisayarınız ağır bir işlem yaptığı zaman güç yeterli olmadığı için şarj olmak yerine şarjı azalıyor. Ve bu da bunun portlarının kararsız çalışmasına sebep oluyor. O yüzden buna 100 wattı gücü vermeniz gerekiyor. Eğer bilgisayarınızın adaptörüyle bunu kullanacaksanız ve gücünüz de yeterli değilse yani adaptörünüz 100 Watt'ın altındaysa sizlere önerim şu olacaktır. 2 port işgali olacaktır ama bilgisayarınızın güç kablosunu ayrı bağlayın Buna da farklı bir adaptörle yani 20 wattın altında bir adaptör bile yetecektir. Çünkü 13 watt kullanıyor dedik ya. 15-20 wattlık bir adaptör de yetecektir. O şekilde buna haricen güç verin. O şekilde kullanın. Daha iyi verim alırsınız. Ama 100 wattın altında bir adaptörle kullanmak isterseniz de işte webde geziyorum falan bir sorun olmaz. Çünkü o güç yetecektir ama mesela Final Cut render yapıyor. Final Cut'ta işte bir proje hazırlıyorum vesaire. Öyle bir şey yaptığınız zaman güç azalacaktır. Ona dikkat edin. Hatta şöyle bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Mesela ben karşılaştığım için anlatıyorum. Buna düşük güç verdiniz. Burası kararsızlaşıyor. Ben buna harici olarak Type-C portundan kendi harici SSD'mi bağladım. O SSD üzerinden de Final Cut dosyalarını işliyorum. Bir anda Final Cut hata verdi. Çünkü bilgisayarımın gücü çok fazla düşmüştü. Ben de hiç fark etmedim. Final Cut hata verdi ve Final Cut'ta normalde kapandığı zaman proje aynen geri gelir. Aynen geri gelmedi. Projeyi tekrar baştan yapmak zorunda kaldım. Ona dikkat edin. Bunun dışında bu cihazı düzgün bir şekilde güç vererek çalıştırdınız diyelim. Bütün portlarını aktif kullanabiliyorsunuz. Ben evde ne kadar cihaz varsa bağladım. Tüm portları aktif kullanmaya çalıştım. Sadece 3 tane görüntü çıkışını değerlendiremedim. Onu 2 tane bağlayabildim. O şekilde test ettim. Ama ikişer ikişer taktığım zaman da bir problem olmadı. Onların dediğim gibi gerekli değerlerini vereceğim. Tek, 2 tane ya da 3 tane şeklinde bu cihazın bağlantısını yapıp görüntü çıkışı alabiliyorsunuz. Eğer SSD'li olan versiyonu alırsanız da içine SSD'yi takıp o şekilde de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama derseniz ki ben o şekilde hani çok verim alacağımı düşünmüyorum. Ara birim hızı falan bana yetmeyecektir. Ben çok hızlı bir SSD kullanmak istiyorum falan derseniz de o zaman bunun SSD'siz olanını da tercih edebilirsiniz. Bendik de zaten SSD'siz model. Söylediğim gibi SSD'li modelde şuradaki Type-C'lerden bir tanesi gidiyor. SSD geliyor bir de Ethernet portu gigabit değil de 2.5 gigabite çıkıyor. O da ekstra olarak söylenebilir. Yine kullanım deneyimimden devam edeyim. Bu arada da böyle detaylar falan gelsin ekrana. Ben bunda en çok ısıyı şöyle yaşadım arkadaşlar. Üzerine hard disk taktım. İşte SD kart falan taktım. Bunların arasında dosya aktarımı yaptım. Bununla beraber görüntü çıkışı aldım. Normalde dosya aktarımı yapmazsanız pek fazla ısınmıyor. Ama dosya aktarımı yaptığınız zaman ısı epey bir artıyor. Ama bu ısı olayı dosya aktarma sırasında hız konusunda bir dezavantaj getirmiyor. Atıyorum mesela saniyede 100 MB'la aktarım yapıyorsunuz. Isındı. Bu 80'e, 50'ye, 40'a e falan düşmüyor. Hani kararlı bir aktarım sağlıyorsunuz. Ama dediğim gibi o güç olayına dikkat edeceksiniz. Güç olayında hani bir falso verirseniz, güç düşük olursa o zaman kararsızlaşıyor. Onu birkaç kere söyledim ama önemli bir şey olduğundan kaçırmayın istiyorum. Onun dışında tüm portları aktif ve tam veriminde kullanabilirsiniz. Ne dedik? Şu ön tarafta gördüğünüz 3 tane port. Yani şuradaki tip A portu ve buradaki Tip C portları 10 gigabitlik portları arkadaşlar. Şuradaki USB 3.0 portları 5 gigabitlik portlar. Arka tarafta zaten bir tane USB portumuz olduğunu gördünüz. Buradaki bilgisayara çıkış portu zaten onu da bahsetmiştik. Buradan da güç verdiğimiz portu. Bunların ikisi de Tip C tipinde zaten. Şimdi şu ön tarafta şeyden de bahsedeyim. Micro SD ve SD karttan. Bunları dosya aktarım olarak kullandığınız zaman da aşağı yukarı 100 MB civarında aktarım sağlayabiliyorsunuz. Kartlarınızın hızına göre de tabii ki bu değişecektir aklınızda bulunsun. Şundan da bahsedeyim atıyorum bütün portları doldurdunuz. Mesela ne dedik? Buradaki 3 portta 10 Gigabitlik port. Üçüne de bağlantı yaptınız. Üçünden de dosya aktaracaksınız diyelim. Ama şunu unutmayın. Bunun çıkış portu da 10 Gigabit olduğu için yani maksimum 10 Gigabit portla aktarım yaparsınız. Yani 10 10 10 30 Gigabit olarak düşünmeyin. Totalde bunun bilgisayara aktardığı da 10 GB olduğu için toplamda 10 GB kullanırsınız. O aklınızda bulunsun. Benim söylediğim tüm değerler tek tek kullandığınız zaman geçerli değerler. Atıyorum buradan mesela dosya aktarımı yapıyorsunuz. Bir yandan kart okuyucuyla işte dosyalarınızı aktarıyorsunuz. O zaman tabii ki hızlar düşecektir. Hani bunu belki tahmin etmişsinizdir ama ben de ekstra belirtmiş olayım. Bir fark olarak da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yazılı vereceğim ama belki gözünüzden kaçar sözlü de söyleyeyim. Bunu mesela Windows'da kullanırken görüntü çıkışı mesela tek tek çıkış alacaksınız ya görüntü çıkışından 8K görüntü çıkışı alabiliyorsunuz. Ama MacOS'ta kullanırken 4K 60 FPS alabiliyorsunuz maksimum o da aklınızda bulunsun. Ama 3 portu aynı anda kullanırsanız o zaman Windows Mac arasında bir fark olmuyor. Bir porttan 4K 60 alabiliyorsunuz diğer iki porttan 4K 30 FPS çıkış alabiliyorsunuz. Bu MacOS ya da Windows ayrımı olmadan kullanılabiliyor. Ama söylediğim gibi MacOS'ta kullanırsanız maksimum çıkış alma çözünürlüğünüz 4K 60 FPS. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 15'i bir arada bu Type-C Hub'ı konuştuk. Bu Cable Time'ın dediğim gibi 15'i bir arada Type-C Hub'ı. Ben zaten size gerekli linkleri falan vereceğim. Aşağıdan tıkladığınız zaman web sitelerine gidebilirsiniz. Şu anda bu 135 dolar olarak görünüyor. Bunun SSD ile olan da 150 dolar olarak görünüyor. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki değişiklik olabilir. Bana vergiler ödenmiş bir şekilde geldi. Size nasıl gelir bilemiyorum. Ben dediğim gibi aynen böyle teslim aldım. Hiçbir vergi ödemedim. Sadece kutuyu birazcık kargoda hırpalamışlardı ama ona da firmanın yapacağı bir şey yoktur sanırım. Evet arkadaşlar güç olayına falan da dikkat ederseniz sorunsuz kullanırsınız. Bu tarz bir şeye ihtiyacınız varsa Evde kullanmanız tabii ki çok daha mantıklı ama dışarıda falan da kullanabilirsiniz. Seyahate falan götürmek isterseniz götürürsünüz. Ben mesela dışarıda iPad'le falan da kullandığımda bir sorun yaşamadım. Orada daha çok şöyle kullandım. Buna güç vermektense sadece iPad'den gücü aldım bunun üzerinden. Bunu normal bir hub gibi kullandım. Ha şu olay da var. Bunu aldınız, Type-C portundan sadece bilgisayara bağladınız, güç vermediniz. Çalışmaz mı? Çalışır ama güç tüketeceği için bilgisayarınızın hani pilini biraz daha hızlı bitirmiş olursunuz. Onun dışında çalışma durumundan herhangi bir şey kaybetmiyorsunuz. Mesela bunu taktınız üzerine de USB takın ya da kart takın kart okuyucuyu vesaire kullanın ya da görüntü çıkışı alın. Hepsi mükemmelen çalışır ama dediğim gibi ihtiyacı olan gücü sizin bilgisayarınızdan çekecektir. Bu da kullandığınız port sayısına göre değişecektir. Bunun en güzel kullanımı masanın üstüne koyacaksınız. Hatta Kensington kilidi falan da var dedim ya bunu pek taşımazsınız gibi düşünmüşler. Masanın üstüne koyacaksınız. Buna 100 wattlık bir adaptörden ya da daha yüksek wattlarda olabilir güçlerde. Oradan gücünü vereceksiniz. Ondan sonra bundan tek kablo ile bilgisayarınıza işte hem güçtür hem görüntüdür. Hem de ne bileyim USB bağlantısıdır. Hepsini aktararak kullanacaksınız. Tabii ki aktarmak derken görüntü çıkışını bundan alacaksınız ama güçtür, USB'dir vesaire yani veri aktarımı konusunda da bundan bilgisayarınıza aktarım yapacaksınız. Bu söylediklerime dikkat ederseniz gayet memnun kalıp kullanırsınız. Ben epey bir sorun aradım. Pek bir sorun bulamadım. Sadece o güç konusuna dikkat ettiniz mi işlem tamam. En azından markayı da bir takip edersiniz. Bana incelemeye geldi ama marka hoşuma gitti yani ürünü hoşuma gitti. Bundan sonra bu tip bir şey alacağım zaman bir markayı gözden geçiririm. Bugüne kadar deneyimleme şansım olmamıştı ama bundan sonra takibimde olacak. Sizler de bir takip edersiniz. Yorumlarına vesaire de internetten bakarsınız. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Özelliklerinden falan bahsettik. Mümkün olduğunca detay falan göstermeye çalışacağım. Aklınızda bir soru işareti kaldıysa da aşağı yorumlarda yazarsınız. Orada cevaplamaya çalışırım. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.